Yüksek yargıyı yeniden yapılandıracak Danıştay Kanun tasarısı mecliste kabul edildi. Tasarı kabul edilmeden iki gün önce de 6 Yargıtay üyesinin emeklilik istemesi dikkat çekti. Kulislerde bu isimlerin paralel yapıyla bağ olduğu belirtiliyor. Kendilerinin geçmişte sebep oldukları bu büyük hukuksuzluklardan dolayı hesap verebilir konuma geleceklerini tahmin ettiklerini düşünüyoruz ki bu sebeple de emekliliklerini istemişler diye bize bilgiler geldi. CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, emeklilik isteyen isimler için bunlar suç örgütünün mensuplarıdır ifadesini kullandı. Sahtekarlıklarla Kozmik Oda gibi devletin en sır kalması gereken, en namus sayılacak yerine girdi. Şimdi emekli olanlardan birisi o, muhtemelen kaçacak. Diğeri de kamuoyunun balyoz diye bildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılmış olan çok alçakça bir tuzak davasıdır. Emeklilik isteyen hakim ve savcı sayısının artacağını söyleyen Pekşen, bu isimlerin anayasal düzene karşı suç işlediğini savundu, yargılanmalılar dedi. Anayasal düzene karşı başkaldırı suçu niteliğindedir. Mutlaka onların da bir an önce yargılanmaları için hukuki adımlar atılması gerekiyor. Bu konuda biz de üzerimize düşen ne varsa ısrarla bunları yapmaktan kaçınmayacağız. F tipi savcılardan Zekeriya Özde, Silivri duvarlarının yıkılmasıyla birlikte yurt dışına kaçmıştı. Ulusal kanala konuşan Pekşen, Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit'i paralel yapı üyelerinin Yargıtay'da oluşturduğu blok oy yapısı üzerinden eleştirdi. Efendim blok oy kullanılıyor diyor, blok oyla hareket eden burada yargıçlar var diyor. O zaman iki şey var ortada. Bir, siz Yargıtay Başkanısınız, derhal bu blok oyla ilgili gereğini yaparsınız. Onlarla ilgili soruşturma süreci başlatılır ve onlar bu yapmış olduklarının hesabını gelirler. Adil, bağımsız, tarafsız ve vicdanlı yargıçların görev yaptığı mahkemelerde hesabını verirlerdi.